Bizim açımız pi bölü 2 ile pi arasında, yani ikinci bölgede verilmiş. Şöyle bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, burası 360 derece. Pi bölü 2, 90 derece yapar, pi de 180 derece yapar. Yani bizim açımız, orada bahsi geçen açı, şu an boyadığım bölgede, ikinci bölgede. Bu bölgedeki işaretleri yazacak olursak, birinciler yani kosinüsler eksi, ikinciler yani sinüsler de artı. Şöyle kosinüs virgül sinüs oluyor. Birincisi kosinüs, ikincisi sinüs. Şimdi kosinüs kare x 16 bölü 25 olarak verilmiş. Biz burada her iki tarafın şöyle kare kökünü alırsak, her iki tarafın kare kökünü, sol taraftan kosinüs x gelir. Eşittir sağ taraftan 16'nın kare kökü 4, 25'in kare kökü 5 olur. Şimdi kosinüs x 4 bölü 5, yalnız biz bölgemize bakarsak, bölgemiz ikinci bölge, bizim kosinüsümüzün pozitif değil, negatif olması gerekiyor. Bu nedenle bunun önüne eksi gelecek. Yani aslında bizim kosinüsümüz 4 bölü 5 değil de eksi 4 bölü 5 olacak. Bölgesinden bulduk işareti. Bu şekilde olacak. Şimdi tabii kotanjant, tanjant ve kosinüs bulmalıyız. Bunları bulmak için bir tane dik üçgen çizebiliriz. Şöyle bir tane dik üçgen çiziyorum. 90 derece. Şuradaki açı x olsun. Şimdi bizim açımızın kosinüsü 4 bölü 5. Bu eksiği dikkate almıyorum. Eksiği bölgeden bulacağız zaten. Kosinüsümüzü 4 bölü 5'miş gibi kabul ediyorum. O zaman komşu dik kenar 4, hipotenüs 5 olacak. 4, 5, özel bir üçgen, karşı dik kenar da 3 olacak. Şimdi biz kendi ifademize dönelim. İkinci bölgedeyiz. Kotanjantını hesaplarsak şu ifadeyi, bu negatif gelir. Zıt işaretli çünkü kosinüs bölü sinüs negatif olacak. Tanjantımız da negatif. Tanjantta sinüs bölü kosinüs. İşaretler farklıysa tanjant negatif olur. Kosinüsümüz de negatif olacak. Burası ikinci bölge çünkü. Şurada eksi olacak. Yani sonuçları bu şekilde yazacağız işaretlerini. Sayısal değerlerini de dik üçgenden çıkaracağız. Eşittir. Şimdi kotanjantı yazacağız. Eksi. Eksinin kotanjantı komşu bölü karşı. Eksi 4 bölü 3. Bir eksi burada var. Parantez açıyorum. Bir eksi de kendisinden gelecek. Kendisi de eksi. Tanjantını yazıyoruz eksi. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 3 bölü 4 oldu. Bölü kosinüs, onu zaten bulmuştuk. Eksi 4 bölü 5'ti ya da buradan da yazsak. 4 bölü 5 bölgeden dolayı eksi. Yani eksi 4 bölü 5. Şu parantezleri açarsak ifademiz şuna dönüşecek. Eksi 4 bölü 3 artı 3 bölü 4. 2 tane eksi olduğu için artıya dönüştü. Faydası ise eksi 4 bölü 5. Burada payda eşitlemesi yaparız. Bunu 4 ile genişletiriz. Bunu da 3 ile genişletiriz. Bizim ifademiz şuna dönüşecek. 4 çarpı eksi 4, eksi 16. 3 çarpı 3, 9, artı 9, bölü paydamız 3 kere 4'ten 12. Bölü, eksi 4 bölü 5. Şu ikisini topluyorum. Burası eksi 7 bölü 12 olur. Eksi 7 bölü 12. Şöyle yazıyorum. Çarpı bu ikinciyi ters çevirip çarpacağız. 5 bölü eksi 4 diyebiliriz. Şu eksiler birbirine hemen götürür. Bunlar sadeleşemiyor. Çapraz da değiller. Çarpım durumundalar. Şunlar da sadeleşmeyecek. Üst tarafı çarparsak 7 çarpı 5, 35. Aşağı tarafı çarparsak 12 çarpı 4, 48. Yani işlemin sonucu 35 bölü 48 gelecek.